Silver var aşağıda. Night Breaker yok. Star olmaz. Olmaz abi. Night Breaker alırız. LED alalım. Ben hangisini aldım? Ben bayağı uğraştım yalnız kanka. Ben arada onu çözeceğim. Onu ben anladım yine. O zaman buradan alacak bir şey yok mu? Evet, var var ama. Onların dipleri işte çok uğraştırıyor kanka. Telli olması lazım. Telli olursa sıkıntı yok da. Telli de yok burada. Geldi mi? Ama işte bak ben bundan aldım. Sen bunu mu aldın? Bunu aldım ama takması çok zor. Yani oturtamıyorsun, yanmıyor. Bayağı uğraşıyorsun. Bak şu var. Şu. Şu köşedeki. 6000K yazıyor ya en solda. Gördün mü? Evet. O telli. Şurada vardı canım. Bunu çalmışlar. Vallahi çalmışlar. Aynen. Altına aç hatta bak bak. Yanlış da almıyor mu? Telli değil mi? Aynen. Telli, aynen. Aynen. Bu. Olay bu abi. Fiyat yazmıyor ama. Fiyat yazıyor. Ha. Şurada yazıyor. Fiyatlar. Bak şurada yazıyor. PH7017. 7017 nerede yazıyor? Bak 7017 1990. Aynen. Sinyal burada yoktur abi. Sanayiden alacağız. Sanayiden alırız bunu. Tamam. Şimdi ledleri takalım parklara. Kanka onu çeviriyorsun. Geliyor hemen eline. Yapayım mı ben? Elimi sokabilsem. Ne tarafa çeviriyorsun bunu? Ya şöyle çevir çıkıyor zaten. Ya pıt diye alıyorsun geri. Sola doğru. Çevir. Ama elim... Ver ben yapayım ben. Heh şimdi olacak. Oldu mu? Şöyle çeviriyorsun. Çeviriyorum. Tamam gelecek. Çevir ama çevir iyice. Öteki tarafa çevir oraya çıkmıyorsa. Sola doğru çeviriyorum. Tamam. Heh bak tamam öyle çevireceğiz. Öyle 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 geliyor. Geldi. Şimdi abi aç kontağı. Kontağı bir aç. Önce bir takalım, sonra kontağı açalım. Night Breaker'da bulsaydık şunu da değiştirdik iyi olurdu ya. Tabii onu burada değiştiremezdik. Yok burada değiştiremezdik zaten. Sizin oraya gitmemiz lazım. Bence ilk seferde olacak bu. Hadi bakalım. Özellikle telli aldık ki ötekiler bayağı bir sıkıntı yaratıyor takarken. Yardım edeyim mi? Biraz bastırman lazım. Heh, oldu. Bir aç bakalım kontağı. Evet, yavrum benim be. İlk seferde fıstırdım güzel oldu. Arkadaki yuvaya oturtuyoruz. Biraz aşağı giriyor, girdi. Sola doğru, şimdi bu tarafa doğru çevir. Onun için sol elimi kullanmam lazım. Çevir, 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 çevir. Tamam. Ha. Tamam. Evet, bak, şimdi takalım. Bir daha yakalım. Yak bakalım. Şimdi arasındaki fark bu. Abi arasındaki farka bak. Hani gündüz gözüyle bile 10 numara duruyor abi. Çok güzel oldu. Baksana. Harika oldu. Yalnız bu kısalar daha da giydirdi. Aynen öyle. Şimdi çevir direksiyonu öteki tarafa. Night Breaker niye yok ya? Night Breaker da olaydı. 10 numara olacaktı da. Eski ampulleri... Ampulleri koy içeri. Ben
Kaldırmışım bir kenara. Duruyor. Bunu da aynı şekilde. El alışınca. Aynen, çat diye geliyor. Hadi bakalım, bunu bir seferde yapabilecek miyiz? Olur herhalde. Biraz bastırman lazım kanka. Evet. Aç bakalım yanacak mı? Vallahi yandı lan. Ulan ne ballı adamsın lan. İlk seferde çakarım abi. Sen benim aldığımı alsan ilk sefer daha yaparsın. Oturmuyor yerine. Şöyle de takılıyor işte. Üstten de böyle gözüküyor. Evet. Sağa doğru çevireceksin. Bu tarafa doğru. Sağ. Yönü fark etmiyor. Oraya değil. Yok, girmiyor kanka. Sıkışıyor. Öteki tarafa çevir. Öbür tarafa da girmez ki. Yok yok, giriyor giriyor. Öbür tarafa doğru çevir. İşte böyle abi. İyi tamam, oturttur bakalım. Öyle de dönüyor. Bak. Ha iyi tamam. Sıkıştırmadı değil mi o plastikleri? Yok tamam. Okey. Aç evet. Bir de. Canlı canlı görelim. Canlı canlı. Yavrum benim be. 10 numara oldu ha. 10 numara 5'iniz oldu. Al gece sana. Daha da güzel duruyor. Direkt net bir soru abi. Aynen öyle. Şimdi şu farları da değiştireceğiz. Evet. Sinyaller değişecek. Plakalık değişecek. Alır almaz. Ondan sonra daha bir sürü şey var yapılacak da. Bagalar değişecek. Evet. Onlar da halledince. Modifikasyonun üstüne bir sigara içilir abi. Heh, iç sen sigaranı. Ben de kapatayım. Aha da bu da benimki. Kardeş kardeş gezeceğiz artık. Burak. Aynen abi. Evet, Burak'la otoparka geldik şimdi. Plakalıkları LED yapacağız. Plak ampullerini LED yapıyoruz. Arkadaşlar. Rahat edemiyoruz bir şeyi değiştirmeden. Değiştireceğiz abi. Daha neler değişecek neler. Huyumuz kurusun. Ufacık. Şuraya bak, nasıl ısınmış normal şey. Bir tutar mısın abi? Oo, bayağı LED sıçan. Bunun yarısı ısınmıyor bile. Yok yok, ısınmıyor. Hem de bu plastiklerin ömrü uzuyor. Tesisatın ömrü uzuyor. Aynen öyle. Tesisatı çok yük binmez. Her türlü LED sağlıklıdır. İşte şu sinyalleri de bir LED yapalım. Onları da LED yaptık. Ön arka. 10 numara olur. Daha bayağı da kolaymış lan, çıkartıyorsun hemen burada. Aynen. Çürk kadar bir ampul var arkadaşlar. Aynen öyle. Bunu buradan şu sıcak şekilde mı çekiyoruz, ılık. Onun yerine. Dibi nasıl onu peki? Düz. Ha, düzse biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Gerçi öndeki gibi olmaz. Bu sert. Bakayım. Sert abi. Bu sert. Aynı malzeme değil. Bu nasıl kötü olmaz? Direkt yukarı aşağı ışık verenlerden. Şu ledden. Oo, süpermiş. Yine foton. Düz taktın mı acaba? Taktım. Hadi bakalım. Taktım. Taktın ama düz mü? Düzdür. Tamam, çekelim. Çarşı bakalım. Yavrum benim be. Tek seferde. Tek seferde tutturuyorsun ya. Evet arkadaşlar. Stopu da değiştirelim, LED yapalım. Aynen, onu da öyle. Şimdi çakarlı LED koyalım. Oo, çok güzel olur. İçini üflüyoruz. Tekrar yerine yerleştiriyoruz. Bundan sonra ısınmıyor ve daha güzel çalışacak. Onun testini benimkinde yaparız zaten. Benimkinde plaka da var. Aynen, bende plaka yok. Yani. Yarın çıkacak Burak'ın plakada. Şimdi bunları takarken plastik olduğu için terse çeviriyoruz. Tık sesi geldiği zaman sağa doğru çevirmeye başlıyoruz. Böylelikle diş kapmıyor, yalama oluyor. Aynen öyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi bunu da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi evrende plaka olduğu için daha güzel gözükecek. Ben de alt taraf şu an simsiyah olduğu için pek bir şey anlaşılmayacak ama yine aynı şekilde sol tarafa doğru çeviriyoruz. Yanaş abi. Yanaş. Bak, sola doğru yavaş yavaş çevirdiğimizde tık etti. Yuvasını buluyor. Sonra sağa doğru sıkıyoruz. Böylelikle plastik olduğu için diş kapmıyor ve bozulmuyor. Çünkü bozulursa burası komple kuyruğa bağlı olduğu için
Komple çamurluğa bağlı yaparız. Komple kuyruk, buranın komple değişmesi aynen gerekir. Aynen öyle, uğraşırız. Ya da macunla orayı dolduracaksın. O da sıkıntı zaten. Evet, dandik ampulümüz çıktı. Aha da bu. Çok ısınan, gereksiz, iğrenç sarı yanan banyo ışığı. Öyle ama tüy tüklere geçmiyor. Baksana abi. Cayır cayır oldu abi. Süper. Şöyle oldu baktığımız zaman. Şimdi benimkini de göreceksiniz zaten. Yani şu arka görseli bile değişiyor abi. Aynen öyle. Süper oldu. Şimdi sıra evreninkinde. Ben mi yapayım sen mi? Sen çek ben yapayım. Sen kameramanlık. Gördüğünüz gibi çok az vakit alıyor. İki tane vida söküyorsun zaten ya. Aynen öyle. Bir de ampulü söküp takıyorsun, o kadar. Başka bir kadar. Sıkıntısı yok. Şansa artı eksi tek seferde tutturursam benim gibi ki 3 etti. Lan 3 etti. Normalde onu ters taktığınız zaman yanmıyor arkadaşlar. Yani niye yanmıyor diye düşünmeyin. Burak şanslı olduğu için. Tersini çevirip taktığınızda yanacaktır. Aynen öyle. Tabii yeni olduğu için plastik çapakları ele gelebiliyor. Ama olacak o kadar. Herhangi bir problem değil. Şarjlı vidalama olmadığı için şu an yukarıda kaldığı için böyle uğraşıyoruz. Biraz uğraştırıyor tabii. Ama bu tarz plastiklerde eğer şarjlı vidalamanın tork ayarı yoksa kullanmayın, içine kullanmayın. Direkt yalama yaparsınız. Çıkıyor. Evet. Çıktı. Hala sıcak lan. Sıcak tabii abi. Ne zaman kapattım hala sıcak. Eşek gibi bakın sınıyor. Bu. Bunun yerine şu LED'i takıyoruz. Yeni LED'imizi takıyoruz. Üst ve alt. Alt ve üstte ikişer tane ışığı var. Canavar gibi yanacak. Dur bakalım. Hadi tek seferde tutacak mı? Bakacağız. Şöyle bir oynatıyoruz. Yuvayı buluyor. Ve bastırıyoruz arkadaşlar. Anahtar üstünde kanka. Tekrar şöyle bir kontrol ediyoruz. Sonra açıyoruz. Yandım. Ulan yine tutturdun lan. Tarttı. Oğlum ne şanslı adamsın lan. Evet arkadaşlar. Kapağını takıp. Ya bir kötü yanı var. Şu kapağın içerisinde eğer yansıtıcı olsaydı daha iyi aydınlatırdı. Onun da bir taktiği var. Ona da folyo. Alüminyum folyo. Alüminyum, ben yaparım onu. Yapışkan bantlar var. Var mı? Oo süper. Orayı buraya göre kesip yapıştırdık mı abi? 10 numara olur. Artık plaka bildiğin uzaydan gördük. Ama o kadar da gözükmesin ya. Ya ufacık alet bir şey olmaz bundan da. Bizim burada amacımız plakanın beyaz olduğu için led taktığımızdan dolayı plakanın dikkat çekmesi. Ya bir nevi bir ışık daha olmuş oluyor işte. Arkadan görünmeyi daha iyi sağlamak evet. İşte olayı. Görünürlülüğü artırmak. Ha, onu ben söyleyemeyeceğim şimdi diye. Ben söyledim bir kere. Görünürlülük. Evet. Çok ilginç. Ben söyleyebildim yani. Evet, otopark çok sıcak olduğu için şıpır şıpır terliyoruz. Aynen, ben de öldüm şu anda. Hadi oh. Tıket. Feder kanka. Ediyordur da duymuyoruzdur aynen. Belki. Sen sık abi. Çevirdim. Zaten rahat dönmeye başlıyorsa diş kapmamış demektir. Aynen öyle. Bir yerde takılıp zorlanma olmaya başlıyorsa ki bunu tuttuğu yerde bırakacaksın. Daha fazla sıkarsan bu sefer yuva bozulur. Evet, sıkıntı. Plakada yavrum benim. Oo, işte budur abi. Abi arkadan ben yandığını görmüyordum biliyor musun? Aynen. Plaka ışığının. Bu 10 numara oldu. Abi, köpek gibi. Bir de dediğin gibi üst tarafa yapışkan folyoyu bir koydun mu bu? Bence şu an hiç gerek yok. Çok şık yanıyor. Güzel oldu. Çünkü güzel. Ledler çok güçlü. Aynen. Bunları arabanın plakası için almıştım. Arıza ışığı yaktığı için takamamıştım. Şimdi arkadaşlar sadece bununla bitmiyor. Şu stop değişecek. Led olacak. Ve ısınmıyor. Sinyaller. Abi. LED. Bak şöyle biraz kalsın, ısınmayacak. Yok abi ısınmaz LED sonuçta. Ayrıyeten şu ışığı görün de. Gerçi sizde de var, siz de biliyorsunuz. Şu sarı ışık var ya, bunun arkasında aynı bunun gibi bir ampul var. Bu ampul yerine o demin plakaya taktığımız LED'i takacağız. Burası da bembeyaz olacak. Teşekkürler. Ayrıyeten tabii farımızı da değiştireceğiz bunlarla beraber. Beyaz bir görüntü sağlayamayacağız aslında. Nightbreaker biraz sarı. Ama bunun kadar sarı değil. Öndeki yani, sinyalleri de değiştirdik mi yani olayımız bitti. %50'ye yakın daha beyaz yanacak. Aynen öyle. Ve de daha iyi aydınlatıyor. Benim araçta var. Aslında benimkine söküp buna mı taksam lan? Yok abi. Arabada söküp. Boş ver buna sıfırını tak abi. Aynen sıfırda kız. Arabada yıpratmıştır, yemiştir öyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar. Kaldırın. İki video olarak atacağım ben bunu. Hı? Kadromuz beyaz olduğu zaman 10 numara olacak ya. Kullanacağınız ledler tekrar göstereyim.
Bakın şurada numaraları var. Bunu almayın arkadaşlar. Ön parklar için alacaksanız bunu tercih edin, bu modeli. Şurada modelini görebilirsiniz. O da niçin? Şu arka tarafta teli var. Arka tarafında teli var ve fiyatı da daha uygun arkadaşlar. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Aynen. Bu markada daha iyidir. Ya öteki türlü çok uğraşırsınız. Özellikle öne acayip uğraşıyorsunuz. Benim yaklaşık bir yarım saatimi aldı oturtmak. Bayağı bir zor. Evet, şimdi şu panelin ledlerini sökebilmek için yapmamız gerekenleri anlatacağım. Tabii ki sökerken çekemeyeceğim. Ellerimiz dolu. İki kişi anca söküyoruz zaten. Şimdi şuradaki vidalar sökülüyor. Şu vida sökülüyor. Bir de şu altta vida var. Şu kapağı da çıkartabilmek için bunu da çıkartmamız gerekiyor. Kapağı da çıkartabilmek için şurada iki tane vida var. Bunları da söktüğümüz zaman şu önü komple alıyoruz. Şunu çıkartıyoruz. 14 anahtar kullanıyoruz. Evet, 14 anahtar kullanıyoruz. Şunları da söküyoruz şöyle. Yani bunu sökmezseniz çizersiniz grenajı. Ondan sonra canlı okursunuz. Şunlar çıkıyor. Ondan sonra alıyorsunuz bunu. Şimdi bir de açıkken göstereceğim nerelerde hangi ledleri değiştirmeniz gerektiğini. Ledler önemli zaten. Burada farı zaten söküp takabiliyorsunuz. Onda sıkıntı olmuyor. Şimdi anlattığım gibi demin şu iki vida, şu iki vida söküldü. Şu ortada bir tane vida vardı. Onu söktük. Ön kapağı aldık. Şimdi şuradaki ampulleri değiştirebilmemiz için, led yapabilmemiz için bu kadar yetiyor. Şunu çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben bunu led yaptım. Sonra buradan takıyorsunuz. Bu kolay. Yalnız çıkartması, şu grenajı çıkartması biraz meşakkatli iş. O yüzden çok dikkatli yapılması lazım. Çizebilirsiniz grenajı. Ben bayağı bir dikkatle yaptığım için sıkıntı olmadı. Dediğim gibi şuradan çıkartıyorsunuz, ledlerle değiştiriyorsunuz. Ayrıca sinyalleri değiştirecek arkadaşlar da sinyaller de burada. Şurası da sinyaller. Şunlar sinyaller. Onları da değiştirebiliyorsunuz. Onun için sadece ön kapak çıkıyor. Aynen, ön kapak çıkıyor sadece. Şunu açmanıza gerek yok sinyal için. Ayrıca şu parklar içinde şuradan elinizi sokun aşağıya. Şuradan zaten oynuyor, görüyorsunuz. Şuradan değiştirebiliyorsunuz bunları da. Bütün hepsi bitsin, ondan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Benim skuterin adresin kadranının ledlerini değiştirdik. Görüntü aynen bu şekilde. Gerçi şu anda ışık var burada. Işık olmasa daha da güzel gözüküyor ama. Şöyle bir kapatayım. Tekrar açayım. Böyle canavar bir görüntü. Enjeksiyon ışığını değiştirdim. Ayrıca bu kadranın altındaki ledler. Bir de şu alt tarafta led var. Şu grenaj çıkıyor. Öyle takılıyor. Şimdi bu ledi değişmiş hali. Benim motorum. Bu da Burak arkadaşımızın. Görüyorsunuz. Onda şu anda sarı ledler, ampuller var. Led diyor. Onu da böyle ledli yapacağız. Arkadaşlar aldığımız Osram Nightbreaker Unlimited bu. Bunu alırsınız, alacaksanız. Yani en mantıklısı bu, en güzel aydınlatan da bu. Çok beyaz olduğu zaman yağmurda sıkıntı çıkıyor. Gece aydınlatmasında problem oluyor. Şunu da göstereyim, şu grenajı. Şu kafanın içerisinde oturuyor. Şunu çıkarttım burada. Bunun yerine bu farın bir tanesini ben takacağım, bir tanesini Burak arkadaşım takacak. Şunu şöyle koyalım, kırılmasın. Şu anda led değiştirme, far değiştirme işlemleri bitti. Taktık gördüğünüz gibi her şeyi. Açalım kontağı. Zaten bunu biliyorsunuz. Led yaptık. Şu enjeksiyonu da led yaptım. Uzunu da led yaptım. Gayet parlak, güzel oldu. Bir tek dediğim gibi şu sinyali değiştiremedim. O çünkü çok ufak, minicik bir şey olduğu için. Onunla uğraşmayın dedim. Gördüğünüz gibi normal ampulden biraz daha beyaz yanıyor. Ama uzunları yakınca direkt beyaz oluyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi bu uzun o. Gayet güzel. Bir de onun kısasını açalım.
Burada kısası. Burada kısa. Kapandığı zaman şöyle bir renk alıyor. Zaten mavi üstündeki. Hani gözüküyor mu? Evet. Güzel yanmıyor. Olay bu. Şimdi yaptıklarımızı özetleyelim. Farımız değişti. Osram Nightbreaker Unlimited. Şu iki parkımız LED oldu. Göstergemiz LED oldu. Komple. Sadece sinyaller hariç. Arkaya baktığımız zaman plakalığımız LED oldu. Şimdi yapacağımız en son, onu da sipariş vereceğiz gelecek. Şu arka sinyaller stop LED olacak. Bir de şu ön sinyaller. Bunlar zaten söküp takmak çok kolay. En kolay iş onlar kaldı. Burankini de hallettik. Buranki de canavar oldu. Uzun performans mükemmel ya. Duvarda beyazlar var. Aynen öyle. İşte o tam mavi tarafı geliyor buraya. Aynen. O mavi tarafı biraz da içte gelse. İçeri koysalar mı? Güzel olacakmış. Bu da Burak'ın arka tarafı. Burak'ın değil tabii de. Bu tarafı. Güzel. Yalnız cila attıktan sonra yansımaya bak. Güzel olmuş. Yaptıklarımız bu kadar arkadaşlar. Başka bir şeyler yaparsak paylaşırız. Yani Burak bu arada lastikleri de değiştirdi. Michelin City Grip aldı. Önler 90-90-14. Arkası 190-14. Ben zaten bayağı oldu değiştireli. Yaklaşık 600 km oldu. Hani değiştirmeyen arkadaşlara tavsiyem bir önce değiştirin düşmeden. Düştükten sonra vay grenaj kırıldı, vay çok para ödedim demeyin. Benden tavsiye size. Görüşmek üzere.